Ankara baskısından herkese iyi akşamlar. Biliyorsunuz Türkiye uzun zamandır yaşamadığı dehşet bir olayla hafta sonuna da dehşet bir olaya tanık oldu. Taksim'de İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bir bombalı saldırı gerçekleşti. Henüz saldırıyı gerçekleştirenler tam olarak tespit edilemedi. Ancak olay sonrasında internette bant daralmasına gidilmesi, yayın yasağı getirilmesiyle birlikte Türkiye'de vatandaşlar uzun süredir yaşanan saldırıya ilişkin bilgi alamadı ve bu çokça tepkiye neden oldu. Şimdi de bu yaşananları ve saldırıdan sonraki iletişim kısıtlamasının sonuçlarını Galatasaray Üniversitesi'nden, İletişim Fakültesi'nden Ceren Sözeri ile konuşacağız. Aynı zamanda gazetemizin yazarı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Hocam öncelikle şununla başlamak istiyorum. Şimdi internette böylesine büyük bir kısıtlamaya gidilmesinin bu kadar vahim bir olaydan sonra sonuçları ne olduğu, gözlemleriniz nedir? Bununla başlayalım isterseniz. Şimdi bant daraltılması uygulamasının olduğunu çoğumuz anlamadık ilk başta. Hani çok kısa bir süre sonra RTÜK yayın yasağı açıklaması yaptı 1 saat içerisinde. Ve fakat aslında bunu daha önceki başka olaylarda da hatırlarsan bir askerlerin Suriye'de öldürüldüğü, İdlib'de öldürüldüğü zaman da bir süre internete girememiştik. Aslında kendi reflekslerimizle bunu anlayabiliyoruz burada bir takım tersliklerin döndüğünü. Tabii o sırada hani olay sıcağı sıcağınayken bence bir takım kötü niyetli olduğunu düşündüğüm bazı hesapların da geçmiş patlamalara yönelik, geçmiş saldırılara yönelik görüntüleri yaymaya başladığını, çok hızlı bir dezenformasyon kampanyasının da başladığını aynı zamanda gördük. Bunun karşılığında tabii ki bir bant daraltması, insanların internete girememesi bir çözüm müydü? Hiçbir şekilde de çözüm olmadı. Çünkü zaten bu görüntüleri yayanlar, eğer bunun arkasında başka bir amaç söz konusuysa, zaten internete nasıl girileceğini, alternatif yolları bilen insanlar. Dolayısıyla bu görüntülerin yayılması ya da bu bilgilerin yayılmasının hiçbir şekilde önüne geçilemedi. Daha ziyade haber almak isteyen insanlar internete erişemediler. Bir taraftan da yayın yasağı uygulandığı için televizyonlar da yayını kesti ve haber alamaz hale geldik ve başka söylentiler dolaşmaya başladı. Yani siz sosyal medya için bant daraltması uygulaması yapıyorsunuz ama diğer taraftan örneğin işte Telegram gibi, WhatsApp gibi başka bir takım sohbet uygulamaları üzerinden insanlar bilgiler almaya başladılar. Veya işte bir avukatın Jiyan Tosun örneğinde gördüğümüz gibi bir takım bilgiler bazı insanları ve bazı grupları yani canını tehdit eder hale geldi. Yani bir hayati risk oluşturacak kadar bir kampanya da başlatıldı. Bunun da aslında yalnızca bant daraltması, haber alma hakkının engellenmesinin ötesinde bu bilgilerin bu şekilde yayılabiliyor olmasının da veya bu şekilde kullanılmasının da bunun bir sonucu olarak görmek gerekiyor. Yani bunun da yine aynı zamanda bir siyasi maliyetini de hesap etmek gerekiyor. Bu kadar kolay bir şekilde hiç doğrulanmayan sadece şey üzerinden sohbet odaları üzerinden bir takım hedef göstermelerin yayıldığını görüyoruz. Bu süreçte şunu da altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Bant daraltması yani 5651 yani 5651 olarak geçen internet kanununun içerisinde bant daraltmasına da dair böyle özellikle olağanüstü hallerde nasıl daraltılacağı, ne olacağına dair böyle açık bir düzenleme de yok. Biraz onun da arkasına saklanıldı ve şunu da belki senin de dikkatini çekmiştir Birkan. Bant daralttık diye bir açıklama aslında bütün gazetelerde de daha sonra haber oldu BTK'nın bant daralttığına dair. Fakat BTK bunu kendisi açıklamadı. Bunu İhlas Haber Ajansı üzerinden duyurdu ve ertesi gün iktidar medyası dahil olmak üzere pek çok gazetede BTK'nın bant daralttığı söylendi İHA kaynak gösterilerek.
Ve ondan sonra da sonrasındaki süreçte yani belli bir süre bu devam etti. İnsanlar bu sırada farklı alternatif yollardan internete girmeye çalıştılar. O yöntemler yeniden gezi sonrasında hatırladığımız o tünel uygulamaları veya YouTube'un kapalı olduğu zamanda kullandığımız bir takım uygulamalar kullanılmaya başlandı. Ve bizimle dalga geçer gibi BTK Başkanı ve BTK kurumsal olarak Twitter üzerinden patlamaya ilişkin taziye mesajlarını da iletmiş oldular. Durum bu kadar vahim bir haldeydi. Evet, şeyi biraz açabilir miyiz hocam? Şimdi BTK'nın bu bant daraltmasına gitmesi konusunda bir sınırlandırma ya da daha somut bir düzenleme olmadığını söylemiştiniz. Yani tümüyle interneti kapatmaya kadar varabilecek bir muğlaklık mı bu? Muğlaklık ve aynı zamanda bir keyfiyet söz konusu. Belirli durumlarda bant daraltılacağı sosyal medya kuruluşlarının, o büyük sosyal medya devlerinin, BTK'nın istediği içerik kaldırma, örneğin reklam vesaire gibi bir takım içerik kaldırma talepleri nedeniyle ama yine de mahkemeye başvurarak, yani bir suç ceza hakimliğinden alınacak bir kararla ancak bunun gerçekleştirilebileceği yazılı kanunda, böyle bu şekilde keyfi olarak bant daraltmanın hiçbir düzenlemesi yok. Ben hukukçu değilim ama işte başta Yaman Akdeniz olmak üzere pek çok hukukçu aslında bu böyle bir düzenlemenin olmadığını, burada bir keyfiyet olduğunu da belirttiler. Eğer bir suç ceza mahkemesinden böyle bir karar alınamaz mıydı? Alınabilirdi elbette. Bu da o kadar zor bir şey değil. Nitekim RTÜK de gidip bir suç ceza hakimliğinden bir saat sonra yayın yasağına dair bir karar aldırabildi. Bununla ilgili bir şey yok, çok bir engel yok. Fakat bunu gidip suç ceza mahkemesinden, suç ceza hakimliğinden böyle bir karar aldırdığınız zaman aslında bunu yaptığınızda kabul etmiş oluyorsunuz. Şu anda elimizde bant daraltmaya ilişkin tek kaynak uluslararası alanda işte ülkelerdeki internet trafiğini inceleyen bir takım uluslararası inisiyatifler, evet, Türkiye'de bir internet yavaşlaması söz konusu diye bir rapor yayınladılar. Artı İHA'dan gelmiş olan bir bilgi. Başka elimizde BTK'nın bant daralttığına dair bir kanıt da yok. Ama eğer bunu mahkeme kararıyla, hakimlik kararıyla yaparsanız bunu açıkçası itiraf etmiş olacaksınız ve dolayısıyla bu da sizin aslında hangi yetkiyi, nasıl, hangi muğlaklıkla ve hangi keyfiyette kullandığınızı da gözler önüne sermiş olacak. Bu bant daraltılmasının yanı sıra yayın yasağı da geldi. Fakat şöyle farklı bir durum oldu. Yani geçtiğimiz yıllarda da hem bu şekilde benzer bombalı saldırılarda ya da diğer infial yaratan olaylarda yayın yasağı getirilmişti. Fakat kısmi de olsa bir habercilik devam ediyordu televizyonlarda. Fakat bu son saldırıyla birlikte neredeyse konuya dair hiç haber yapılmadığı, sadece altyazıdan bilgilerinin geçtiği ya da bakan açıklamalarının yer aldığı bir televizyonculukla karşılaştık akşam saatlerinde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu bombalı saldırıda fark eden ne oldu bu kadar televizyonları susturan? Yani birincisi işte yasanın da, yani radyo televizyon yayınlarını bu şekilde yayın yasağı getirebilecek 6112 sayılı kanun 7. maddesi var. Olağanüstü şartlarda Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan diyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olduğu için onun talebiyle bir yayın yasağı getirildi. Hemen dediğim gibi ilk anda bir saat içerisinde ve o kararı aslında baktığınızda neden böyle bir yayıncılık tercih ettiğini, daha doğrusu televizyonların bu maliyeti neden çok fazla, çok riskli gördüklerini anlaşılabiliyor. Çünkü o kararın içerisinde patlama anına ilişkin veya patlama sonrası olay yerine ilişkin görüntülerin ötesinde bir hemen altındaki maddede resmi açıklamalar dışında olayın kimler tarafından yapılacağına dair herhangi bir tartışmanın dahi engellendiği yazıyordu. Yani bu artık bu konuyla ilgili hiçbir şekilde ağzınızı açmayın demek, doğrudan bir sansür. Oysa kanunun 7. maddesi böyle olağanüstü durumlarda
halkın haber alma hakkı ve ifade özgürlüğünün ön planda tutulması gerektiğini de düzenliyor. Bunu hiçe sayarak eğer yayına devam etselerdi ne olacaktı? Belirli kanallara işte program durdurma, yayın durdurma gibi cezalar gelecekti ve bunun tekrar etmesi halinde lisans iptaline kadar gidebilecek bir yaptırım söz konusu. Açıkçası böyle koşullarda önümüzdeki dönemde seçime kadarki süreçte neler olacağını da kestiremedikleri için radyo televizyon kuruluşlarının birdenbire yayını kesip normal akışlarına geri dönmeyi tercih ettiklerini düşünüyorum. İnternet ve görsel medyanın yanı sıra yazılı basında da yine farklı bir tutumla karşılaştık aslında. Yani bomba saldırıdan sonraki günlerde, yani bugüne kadar şöyle bir durum oldu. Özellikle ilk gün ben manşetlere baktığımda şunu gördüm. Birçok gazete doğal olarak olayı, bu saldırıyı manşetten görürken mesela iktidarı, hatta iktidar dakilerin Cumhurbaşkanı'nın ailesine de yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi olayı manşetten bile görmedi. Yani içeride çok detaylı bir haber vardı. Fakat birinci sayfada küçük bir haberle daha genel bilgiler vermeyi tercih ettiler. Bunu başka iktidara yakın gazetelerde görmenin yanı sıra şey de dikkat çekiciydi. Yani iktidar kanadında konuya dair neredeyse tek detaylı bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Belki biraz Adalet Bakanı, fakat Cumhurbaşkanı'ndan diğer iktidar sözcülerine kadar ya bir suskunluk ya da çok genel geçer laflarla olaya değindiler. Yani burada bir çekimsellik göze çarptı. O yüzden şunu soracağım. Yani hem günlerdir tartıştığımız bu çelişkili ifadeler, giderilmeyen soru işaretlerini göz önüne aldığımızda medya burada önce bir yukarıdan ne diyecekler bakalım modunda mıydı? Yani bu süreç hem iktidarın açıklamaları, iletişim stratejisi açısından hem de medyanın tutumu açısından nasıl değerlendirmek lazım? Başta çok kötü yönettiklerini söyleyebiliriz. Yani eğer birinci sayfaya küçük de olsa, ben de hatırlıyorum Sabah gazetesinin bir tarafında Cumhurbaşkanı'nın Endonezya'ya gitmeden önce yapmış olduğu basın açıklaması, onun altında da daha küçük bir şekilde patlamaya ilişkin, saldırıya ilişkin bir haber vardı. Manşette bir kadın cinayeti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Eğer birinci sayfayı bunu koyabiliyorsanız dolayısıyla demek ki bir şey sorunu yok. Hani bir zamanlama, hani baskıya yetişmedi vesaire gibi bir Akşamki bilgiler de vardı içerideki sayfada. böyle bir hele de yani matbaasının da olduğu belki bugünkü koşullarda Türkiye'nin en büyük medya grubu böyle bir zaman probleminin olduğunu ben de düşünmüyorum. Ama başından beri aslında siyasetin tutumu, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın tutumu Endonezya'ya gitmeden önce patlamaya ilişkin bir bilgi verip, kısa bir bilgi verip ondan sonra Endonezya'daki G20 toplantısına dair daha detaylı bilgilere geçmek oldu. Bu nedenle de aslında medya ne yapacağını bilemedi. Ve o ilk gecede aslında Süleyman Soylu'nun da pek sesini duymadık. Yani gecenin bir yarısı Fuat Oktay, Süleyman Soylu ve Bekir Bozdağ bir Taksim'e gidip olay yerinde soruları cevapladılar. Bu hiç unutmayacağız herhalde değil mi onu? Yani Fuat Oktay bir sorunuz var mı dedi. Gazetecilerden hiçbir soru gelmedi. Bu bir gazetecilik açısından zaten çok vahim bir durum. İkincisi Süleyman Soylu'ya belki sizin ya da Bekir Bozdağ sizlerin ekleyeceği bir şey vardır dedi. Onlar da yok yok siz zaten her şeyi söylediniz deyip konuyu kapatmış oldular. Ve bundan sonraki aşamada gece yarısı mesela konuşuldu iktidar kanallarında sıklıkla. Bu saldırının Türkiye'nin turizmine, marka değerine yönelik olduğu, aslında bunu hedeflediği gibi, yani oradaki ölen insanlarından ziyade bunu görselleştirmeyi, bunu haberleştirmeyi tercih ettiler. Ertesi günde aslında bu bize şunu da gösteriyor. Bazı gazeteler daha doğrudan İletişim Başkanlığı'ndan besleniyorlar. Onlar oradan gelecek açıklamalar üzerine haber yapıyorlar. Bunların içerisinde bazı gazeteler ayrışıyor. Mesela Türkiye Gazetesi'ni burada ayrıştırabiliriz. Daha Süleyman Soylu odaklı bir habercilik yapıyorlar. Kendisini aslında Türkiye Gazetesi de
işte televizyonu da epeydir bu iktidar medyası içerisinde başka özel bir konuma, daha farklı bir konuma koymayı tercih ediyor. Süleyman Soylu'nun ertesi gün duyurduğu işte yakalanan kadın, yakalanmış ve işkenceye uğradığı belli olmuş o kadının fotoğrafları üzerinden de bu sefer buradaki çelişkili bilgileri sorgulayan kişileri hedef alan bir şey yayıncılık politikası veya sosyal medya performansı izledik. Siz nasıl örneğin işte bunu üstlenmediğini söyleyen, reddeden işte PKK'nın açıklamasına inanırsınız veya onu haberleştirirsiniz veya buradaki çelişkili bilgileri nasıl sorgularsınız? Bunları böyle hani sinema sanatçısından gazetecisine, herhangi bir sosyal medya kullanıcısına bunları böyle vatan hainliğiyle etiketleyen bir takım paylaşımlar yaptıklarını gördük. Ve fakat bu böyle bir iletişim stratejisi toplumu bu olayın çözüldüğüne dair ikna edici mi? Maalesef ikna edici değil. O yüzden de bunu ikna etmek yerine bunu sorgulayanları düşmanlaştırmak veya bu konuyu aslında işte bugün Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi hava normale döndü, artık normale döndük gibi bir anlamda daha küçük görecek, daha böyle önemsemeyen ya da üstünü örten bir şeyle karşılaşacağız. Bundan sonraki aşamada da bence bununla karşılaşacağız. Hocam çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Bu konuların dışında eklemek istediğiniz bir husus var mı sürece dair? Şöyle bir belki küçük bir ekleme yapmak lazım. Yani bu aslında bir taraftan da hep seçime kadar giden süreçte neler olabileceğini konuşuyoruz. Hatta bu yaşananları, bu patlama sürecini işte 2015 seçim sürecine benzetenler oldu. Sıkça bunun üzerinden analiz yapılıyor. Ama bir tarafıyla başka bir şey de düşünmek lazım. Bu aslında belki de önümüzdeki dönem karşı karşıya kalabileceğimiz, belki daha sıklıkla, belki daha seviyesi yüksek bir sansür ikliminin de denemesi yapılmış gibi görünüyor. Buradan bir takım dersler çıkarılması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu işte mesela muhalefetin medya politikaları konusunda birazcık daha üzerine düşünmesi, yorum yapması, yani yalnızca bant daraltılması yüzünden BTK hakkında suç duyurusunda bulunmanın ötesinde bunu daha farklı bir şekilde, daha farklı bir yerden, ifade özgürlüğü zemininden, haber akma hakkı zemininden tartışmaya açmasının gerektiğini düşünüyorum. Ve tabii ki medyanın da böyle bir daha böyle durumlar yaşandığı zaman neler yapılabilir, nasıl buna tepki gösterilebilir, bunun üzerine de kafa yorması gerektiğini düşünüyorum. Hem de çok acil biçimde. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, bu akşam pazar günü yaşanan Taksim'deki bombalı saldırının ardından bant daraltılması, yayın yasağı gibi çok geniş anlamda Türkiye'de toplumsal iletişim kanallarının kısıtlanmasının, haber alma hakkı önündeki engellerin doğurduğu sonuçları konuştuk Ceren Hoca ile birlikte. Haftaya yeni programımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar.